Saadet Partisi Korkuteli İlçe Başkanı Ziya Çimen seçim çalışmalarını değerlendirdi. Merhabalar, Saadet Partisi seçim ofisindeyiz. Korkuteli TV olaraktan, yani ekip olaraktan sizlere teşekkür ediyorum. Yani şu anda Korkuteli'de bir Korkuteli TV olaraktan bir boşluğu gidermiş oluyorsunuz. Evet, Korkuteli TV yöneticilerine, sahiplerine ve siz çalışanlarına teşekkür ediyorum her şeyden önce. Sözlerime başlarken bu 31 Mart yerel seçimleri ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Şu anda 4 tane belediye başkan adayımız var. Tabii bunlar bir rakip değil, bu bir hizmet yarışıdır. Her şeyden önce birlik, beraberlik içerisinde bu seçimlerin sona ermesini en büyük temennimizdir, yani kardeşlik havası içerisinde. Bu bir hizmet yarışıdır. Yani hiçbir kimsenin böyle şahsiyetine, ondan sonra efendim şeyine, öyle bir zihniyetimize öyle bir şey olmaz. Biz çalışacağız. Vatandaşın, toplumun, seçmenin tercihine razı olacağız inşallah. Yani burada temennimiz birlik ve beraberlik içerisinde bu seçimlerin sona ermesi hayırlısıyla. Peki başkanım, Hasan Ali Başkan da Saadet Partisi'ne alındı. Halktan tepkiler nasıl oldu? Ya şu anda zaten tepki diye Hasan Ali... Yani tepki değil de şey, alınan duyumlar nasıl yani? Yani şu anda Hasan Ali kardeşimiz zaten şu anda bizim, yani bizim aradığımız temiz yönetim, evet. Temiz hizmet. Ondan sonra efendim şu anda bu belediyeler halka hizmet için kurulmuş kuruluşlardır. Ama maalesef bu şu andaki günümüzde bunu sadece bu kapıları, halka hizmet kapılarını rant ve menfaat, yandaş ve yalakalık kapısı olaraktan şu anda günümüzde üzülerek bunu söylüyoruz. İnşallah bu oyun bozulacak yani. Fakat Hasan Ali kardeşimiz de kişisel olaraktan, yani bizim aradığımız Saadet Partisi olaraktan ehliyet ve liyakattır bizim idarecilikteki ön planda bizim aradığımız şartlar. Bu kardeşimiz zaten bu kişiliğe sahip. Ondan sonra ehliyeti var, liyakatı var. Bir de şu 18 yıldır yapılamayanlar şu 8 ay içerisinde yapmış olduğu icraatlarla, ondan sonra efendim şu andaki 58 mahalleden oluşan ilçemize bütün mahallelere mühürünü koymuştur yani şu 8 ay içerisinde. Aynen ilçe merkezinde de bu faaliyetleri, yani bir takım hizmetleri hakikaten kendini ispat etmiştir yani. Onun için güzel tepkiler arıyoruz. İnşallah hayırlı olacak yani. Biz şu anda çalışıyoruz. Arazideyiz, seçmenin karşısındayız. İşte akşamları kahve toplantılarına gidiyoruz. İnsanlarımıza işte şu andaki bu hizmetin devam etmesi adına gayret ediyoruz. Onlardan seçmenin teveccühünü istiyoruz yani. Şu anda böyle bir sıkıntı yok. Peki başkanım, size hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ediyorum. İyi günler, kolay İnşallah gelsin. Hepimize hayırlı olsun.